Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapçayı öğreten kitap çalışmaya devam ediyoruz. 9. derse geldik ve bu derste ne diyor? Zuruful mekan. Mekan zarfları, yer zarfları. nerede gibi mesela nerede soracak? Eynel kalem. Kalem nerede? Bu eyne başa geliyor. Nerede diye soru soruyor. Ve bunun cevabında zarfımız olacak. El kalemu alel minvadeti. Kalem masanın üzerinde. Bu minvade dedik ki sehpa manasında daha çok kullanıyor. Masa için kullanılan hangi kelimemiz var? El tavile. Mesela bu masa için kullanıyor. Bir de ofis masası var. O da el mektep şeklinde. Peki buradaki ala. Bakın ne anlatıyor? Üzerindelik anlatıyor. Dolayısıyla bu, harficerdir harfi cerdir. E, burada ki harfi cerler isimlerin başına e, gelirler. E, ve e, ne o isme bir mana katarlar. Şimdi buradaki ala zarfiyet manası katıyor. Zarfiyet yani bir mekan manası kattı buna. E, başka da diyebiliriz. Mesela el kalemu ee, nerede diyebilirdi? E, alel mektebeti, kitaplığın üzerinde. El kalemu alel kitabi, el kalemu alet defteri, el kalemu alet tabileti gibi, e, gibi e, kullanabiliriz. <laughs> Eynel kitabu. Kitap nerede? El kitabu alel rafi. Kitap rafın üzerinde. Rafi, bakın Türkçe'de de kullanıyoruz. Raf diye demek ki oradan geçmiş. E, alel rafi. Kitap raftadır, rafın üzerindedir. Bu rafta derken zaten rafın üzerinde olduğunu anlıyoruz. El kitabı alel rafi. El kitabı alel defteri. El kitabı alel mindadeti. El kitabı alel davileti. Mesela. Eynel mistaratu. E, mistara neydi? Cetvel demek. Mistara. Mistara, cetvel. Cetvel nerede? El mistaratu alel kitabı. El mistaratu alel defteri El mistaratu alel rafi El mistaratu alel minzabeti El mistaratu alel alet tabileti Mesela Eynel e, mesaha veya Silgi nerede? E, mesaha El mesahatu tahtel minzadeti Bu tahte ise bakın ne söylüyor? Altında. Altında. Evet, sehpanın altında. El mesahetü tahtet tabileti. E, masanın altında. El mesahetü tahtel hakibeti Çantanın e, altında. El mesahatu tahtel kürsiyi. E, sandalyenin e, altında gibi. Eynel e, kalemu. Kalem nerede? El kalemu fil mihfazati. Mihfaza... Çanta mıdır? Daha çok cüzdan için kullanılıyor mihfaza. Fi ise içinde. içinde mi arasında? Bu da nedir? Yine zarfiyet anlatıyor. Zarfiyet bir mekan. Ee, bu da harfi cer aynı zamanda. Harfi cerler isimlerin başına gelir. Ona mana kazandırır dedik. Ee, ve burada el kalemu fil hakibeti desek daha doğru çantanın içerisinde. El kalemu fil ceybi. Mesela cebin ceyb Cep yani. Cebin içerisinde. El kalemu fil -ke keysi. Mesela poşetin içerisinde. El kalemu fil ulbeti. Paketin içerisinde. El kalemi fil sunduki. Mesela kutunun içerisinde. Sunduk veya sandık yani kutunun içerisinde, sandığın içerisinde gibi. Burada bakın fiine katıyor, içinde manası katıyor. Eyne şeceratu. Ağaç nerede? şecaratu fil hadikati. Ağaç bahçede. Bakın fi ne yaptı? İçindelik kattı. Hadika ne? Bahçe, park demek. Değil, <tutur> değil mi? E, Ağaç nerede? Fil gâbeti. Mesela ormanda. Gâbe neydi? Orman demek. Eşşeceratu fil şari. Ağaç nerede? Caddede. Eşşeceratu fil rasif. Ağaç nerede? Kaldırımda. Kaldırımda gibi. Ee, burada fi bakın içindelik manası katıyor. Ama sorarken neyle soruyoruz hep? Eyne ile soruyoruz. İsmin sonu ne? Nasıl okuyoruz ismin sonunu? Eyne şecaratu Sonunu okumaya da biliriz. Nasıl söyleriz? Eyne şecara. Böyle de söyleyebiliriz. E çünkü bu t sonda okunmak zorunda değil. Eyne el veya bakın cezimle okuyabiliriz. Eyne velet Çocuk nerede? El veledu halfel minzadeti. Halfe. Bakın bu harfi cer değil. Ama bu da ne katıyor? E, zarfiyet katıyor. Yani mekan katıyor. E, arkasında halfe. Bunun e, eş anlamlısı mesela verae. Verae. Bu da arkasında, gerisinde demek. El veledu halfel cidari. Çocuk duvarın arkasında. El el veledu halfel bebi. Çocuk kapının arkasında. El veledü halfel e, muallimi. Çocuk muallimin arkasında. E, el veledü e, halfes sebbura. Çocuk yaz tahtasının arkasında. Gibi. Bakın halfe ne oldu? Arkasında. Arkasında. Peki. Eynel haritatu. Harita nerede? Bakın haritada. E, Türkçe'ye geçmiş. Harflerini bakın doğru e, görelim burada. E, Türkçe'de normal harita diyoruz. Ama e, h harfi hı. Harita. Ortasında bir de uzatma var. Harita. Ve bu da T değil. Ta. Haritatu. Eynel haritatu. Sonunu okumak zorunda değiliz. Eynel harita diyebiliriz. Bakın. Eynel harita. Eynel harita. Eynel harita olmaz. Eynel harita da olmaz. Eynel harita. E, Türkçe tabi Türkçe çevirirken bu detaylara dikkat etmeyebiliriz ama Arapça okurken doğru telaffuz etmemiz gerekir. Eynel haritatu. Harita nerede? El harita alel cidar. Ala bakın az önce geçmişti. Üzerinde manası vardı. El harita tu alel e, cidar. Duvarın üzerinde. El harita tu alel haid. Haid de duvar demek. Haid. Evet duvarın üzerinde. El harita tu alel sebbura. Harita yazı tahtasının e, üzerinde. E, evet. El harita tu alel cidar. Peki eynel kürsinyu. Ee, Kürsü neydi? Sandalye. Sandalye e, nerede? El kursiyu indel min vadeti. Sandalye, sehbanın yanında. El kursiyu indel davileti. Masanın e, yanında. El kursiyu e, indel mektebeti. Kitaplığın yanında. El kursiyu indel mektebi. Çalışma masasının e, yanında. Mesela böyle uzatabiliriz. İnde ne manası katıyor? Yanında. Hani canip kelimesi var. Canip o da yanındalık anlatıyor. Canip kelimesi. Peki, eynel mihfazatu. Mihfaza, mahfaza fark etmiyor fazla. Cüzdan nerede? Veya küçük çanta. Büyük çanta için ne demişti? Hakıbe. Daha çok kullanıyor. E, Hakıbe. E, peki, e, çanta nerede? El mihfazatu alel kürsiyi. Kürsiyi. Bakın sonunu nasıl okutuyor? Kesseli okutuyor. El mihfazatu alet davile. Masanın üzerinde. El mihfazatu alel minbade. Mesela sehpa, sehpanın üzerinde gibi. Eynel kuratu. Top nerede? Eynel kuratu. El kuratu tahtel kursiyi. Tahte neydi? Az önce geçti. Altında. Altında. E, top sandalyenin altında el kuratu tahtel min vadeti. Sehbanın altında. el Al Kuratu tahtet davileti. Masanın e, altında e, gibi. Peki, eynet da'ir. E, kuş nerede? Evet, اين, Nerede? O, e, ik, i̇kinci ismimiz, bakın sorduğumuz ismimiz ötreli geliyor. Ama okurken eynet da'ir diye durarak da okuyabiliriz. Kuş nerede? Et da'iru fevkal beyti. Evin üzerinde. Bakın ala da üzerindeydi. Ala. Fevka da üzerinde. Fevka biraz daha e, mesafe olarak daha üstte manası veriyor. Fevka da biraz daha üst var. Ya da aynı manaya da gelebilir yani. Ve bakın sonlarını, iki başına geldiği kelimenin sonlarını hep esreli okutuyor. Bu harfi cer değil. Fakat bunlar da kesreli okutuyorlar. Bunlara doğrudan zarf diyoruz. Etta'iru fevkal beyti. Etta'iru fevqal gusni dalın üzerinde et tayru fevqa şecerati ağacın üzerinde et tayru e, e, mesela e, kürsiyi sandalyen üzerinde et tayru e, fevqal cidari duvarın üzerinde gibi eynel mirvaha veya eynel mirvahatu ventilatör nerede mirvaha bakın bunun kökü rauhtır Rahne rüzgar demek mirvaha ise rüzgar aleti Rüzgar yapan alet yani. Vantilatör. Yani biz bunu rüzgar aleti diyebiliriz. Eynel mirvahatu. Mirvaha nerede? El mirvahatu fevkal veledi. Çocuğun üzerinde. El mirvahatu fevkal cidari. Duvarın üzerinde. El mirvahatu fevkal raculi. Adamın üzerinde. El mirvahatu fevkal mektebeti. Kitaplığın üzerinde e, gibi. Peki. Eynel hisanu at nerede? E, hisan bakın at manasında. El hisanu emamel arabeti. Emame ne oldu önünde. E, arkasında neydi? Fe, e, halfe. Halfe arkasındaydı. Emame önünde. Evet, el hisanu emamel arabeti. Arabe bakın araba manasında. Hani araba deyince seyyare aklımıza geliyor. Seyyare taksi, otomobil için kullanılıyor. At arabası için araba kullanıyor. Araba. Bakın Türkçe'de olduğu gibi kullanıyoruz arabayı. <laughs> El hisanu emames seyyareti otomobilin önünde. <laughs> El hisanu emamel beyti evin önünde. <laughs> El hisanu emamel veledi çocuğun önünde gibi. <laughs> Eynel arabetu araba nerede? <laughs> El arabetu halfe hisani. Bu defa ne oldu? Arkasında. Az önce bakın halfe dedik arkasında. El arabetu halfel veledi. Çocuğun arkasında. El arabetu halfel hadikati. Bahçenin arkasında diyebiliriz. Eynel <laughs> veledu. Evet. Çocuk nerede? El veledu beynel babi ve nafizeti. Beyne. Bakın arasında. Arasında. Tabi bu beyne gelince bir vav olacak. Çocuk. Çocuk kapı ile pencerenin arasında el veledu beynel babi ve nafizeti el veledu beynel kürsiyi ve tabileti sandalye ve masanın arasında el veledu beyne e, halit ve ali çocuk halit alinin e, arasında el veledu e, beynel ee, mesela ne diyebiliriz? Mektebeti, kitaplıkla ve sebbure, yazı tahtasının e, arasında. Elveledu beynel müderrisi ve tilmiz. Öğretmenle öğrenci e, arasında gibi. Eynet <laughs> ta'iratu uçak nerede? Et dairetu fevkel sahabi. Uçak, bulutun üzerinde. Sahap ne? Bulut demek. Et dairetu fevkel cebeli uçak dağın e, üzerinde mesela et iratu e, fevkes sahabi uçak bulutun üzerinde başlıca yer zarfları mekan zarfları şunlardır emame önünde halfe arkasında fevka üstünde tahte altında beyne arasında verae ötesinde ala yine üzerinde fi içinde Peki, sorular ve cevaplar e, diyor. Helil kitabu alel min kitap sehbanın veya masanın üzerinde mi? Buradaki hel, mi manasında soru e, edatıydı. Bunun yerine e de kullanabiliyorduk. Bu da aynı manada e. El kitabu alel min dadeti gibi. Helil kitabı, bakın harekeler nasıl? Helil kitabı bu. Her zaman bu ötreli geliyor. Bu, bu hel bunu değiştirmiyor. Helil kitabı. Ama bu ala veya diğer zarflar başına geldi ismin sonunu bakın kesel okutuyor. Hel, helil kitabı alel min zadeti. Sehbanın üzerinde mi? Ala üzerinde miydi? E, peki hel ile sorunca ne ile cevap veriyorduk? Ya neam ile ya da la ile cevap veriyorduk. Neam evet. El kitabı alel min Burada hiçbir değişiklik yok bakın. Aynı burayı olduğu gibi alıyoruz. Ne'am el kitabu alel min Evet kitap masanın üzerinde. Peki hayır deseydik ki aşağıda onun, onun örneklerini de verecek. Hayır deseydik. La el kitabu neyin üzerinde? Mesela alel kürsiyi sandalyenin üzerinde. O zaman şu cevaptan farklı bir şey söylememiz lazımdı. Bu cevaptan farklı söylememiz lazımdı. Peki. ''Helil min vadetu fil gurfeti?'' Evet, masa, odada mı? Veya sehpa, odada mı? Bu ''fi'' neydi? İçinde mi? Odanın içinde mi? ''Helil min vadetu fil mescidi?'' Mescidin içinde mi? ''Helil min vadetu fil safi Veya fil faslı, sınıfın içinde mi? ''Helil min vadetu fil medreseti?'' Okulun içinde mi? Gibi. Bakın, helle ''mi'' ''mı'' diye sorduk. am El minzadetu fil gurfeti. Evet. Masa veya sehpa odanın içerisinde. Fi. Bakın odanın içerisinde. Hayır. Odanın içerisinde e, değil. Mesela neyin içerisinde deseydik? Mescitte deseydik. La. Hayır. El minzadetu fil mescid. Diyecektik. Mesela. Peki. Helil kuratu tahtel kürsiyi, e, Top. Top. Ee, sandalyenin altında mı? Bakın mı? Hel. Helil Kuratu Tahtel Kursiyi. Top sandalyenin altında mı? Neam El Kuratu Tahtel Kursiyi. Mesela bunu e, şöyle de sorabilirdik. Helil Kuratu Tahtel Min Top sehbanın altında mı? Helil Kuratu tahtet Taavileti. Top masanın altında mı? Naam el kuratu tahtı tabileti. Evet top masanın altında. Hayır deseydik. La el kuratu. E, burada bakın kürsi yerine. Mesela ne diyebiliriz? He, la e, el kuratu tahtel hakiybeti. Top çantanın altında diyebiliriz. Helil <Nam>, kitabu tahtel kalemi. E, kitap e, kalemin altında mı? Kitap kalemin altında mı? Ee, el kitabu tahtel kalemi. Peki helil kitabu e, tahtet defteri. Naam el kitabu e, tahtet defteri. Helil kitabu e, tahtel e, mesela hakibeti çantanın altında mı? Veya yukarıda mihfaza demişti. Tahtel mihfazati. Naam el kitabu tahtel mihfazati. La ile cevap verirsek ne diyoruz? E şurada ikinci kısımda bir değişiklik yapmamız lazım. Mesela la hayır el kitabu kalemin altında değil. Mesela neyin altında e, diyelim? E, tahtel min vadeti. Sehbanın altında dedik. La deyince ikinci kısımda bir değişiklik yapacağız. Halil müderrisu fis safi. Evet, müderris sınıfta mı? Naam el müderrisu fis safi. Hayır, sınıfta değil evde dersek la el müderrisu fil beyti veya fil menzili mesela. O zaman bakın la ile gelince iki cevapta bir değişiklik olması lazım. Peki Halil müderrisetu fis safi müderrise. Burada bakın bir sonuna t geldi. Bu bunun müennes müennes olduğunu söylüyor. Halil müderrisetu fis safi. Naam el müderrisetu fis safi. Hayır müderris mesela müderrise sınıfta değil de mutfakta diyelim. La el müderrisetu fil matbahi. Değil mi? O zaman ikinci kısımda bir değişiklik gerekiyor. Helil veledu indel babi. Çocuk kapının yanında mı? Helil veledu indel babi. Naam el veledu indel babi. Evet çocuk kapının yanında. Harekelere dikkat edelim. bu inde, tahte, fevka, fi, ala gibi veya beyne Bunlardan sonra gelen isim sürekli nasıl okutuyor, okunuyor bakın kesreli okunuyor. Diğer kısımlarda bir değişiklik yok. Naam el veledu indel babi. Evet çocuk kapının yanında. Helil veledu indel müderrisi. Çocuk müderrisin yanında mı? Ne'am el veledu indel müderrisi. Helil veledu indes sebbura. Çocuk yazı tahtasının yanında mı? Ne'am el veledu indes sebbura. Helil veledu inden nafizeti. Çocuk Pencerenin yanında mı? Ne'am el veledü inden nafizet. Evet çocuk pencerenin yanında. Helil veledu inde şecerati. Çocuk ağacın yanında mı? Ne'am el veledü indes şecerati. Helil indel hisani. Çocuk atın yanında mı? Ne'am el veledü indel hisani. Mesela. Helil kürsinyu kalfel min vadeti. Sandalye masanın arkasında mı? Ne'am el kürsinyu kalfel min vadeti. Helil halfel <laughs> cidari sandalye duvarın arkasında mı? neam el kursiyu halfel cidari. Halil kursiyu halfel müderrisi sandalye müderrisin arkasında mı? neam el kursiyu halfel müderrisi gibi örnekleri çoğalta biliriz. Şimdi olumsuzlara geldi. Bakın olumsuz örnekler az önce hani biz olumsuz örnekler dedik gelecek. Burada kalalım alıştırmalarla e, devam edecek. Biz de okumaya e, devam edelim. İnşallah ve buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.